Efendim, Gazi Üniversitesi 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim, eğitim ve öğretim meşalesi olarak kurulan ilk büyük üniversitelerden birisi. Sayın Rektörü Profesör Doktor İbrahim Uslan'ı ağırlıyoruz bugün TRT Hava Stüdyosu'nda. Sayın Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle gündem sormak istiyorum size. Elbette yüksek öğretimle ilgili sorularım var ama Sayın Hocam, Türkiye çok yönlü bir saldırı altında. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan Başbakan, bakanlar, kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz dünyaya da yaşadığımız sıkıntılarla ilgili. Akademisyenlere ve üniversitelere bu anlamda büyük görev düşüyor. Gazi Üniversitesi bu darbe girişimlerine nasıl baktı hocam? Ben kısaca darbe girişimi olarak tanımlanan bu hain saldırıların gerçekleştirildiği geceyi aslında bir işgal harekatı olarak tanımladım baştan beri. Zira bir milletin meclisi bombalanıyor, bir milletin harekat merkezleri bombalanıyor, bir milletin muhaberat merkezleri bombalanıyor, bir milletin bizatihi kendisi bombalanıyor. Bu herhalde tarih boyunca hiçbir milletin yaşamadığı korkunç bir geceydi. Dolayısıyla bu darbe girişiminden çok daha öte bir girişimdi. Bu gece ve sonrasında etkin mücadele veren, öncelikle güvenlik güçlerimize minnet duygusunu duygumuzu ifade etmek istiyorum. Şehit olan güvenlik güçlerimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Sayın Hocam, sizin de şehitleriniz var, öyle değil mi? Bizim de özel harekatçılardan iki mezunumuz, 2015 yılı resim iş eğitimi bölümü mezunu, özel harekatçılarımız komiser yardımcısı Gülşah Güler ve Cennet Yiğit. Aynı zamanda yine İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Gazi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği bölümünden Seher Yaşar ile Fevzi Başaran kardeşlerimiz, mezunlarımız şehit oldular. Bunun haricinde iki öğrenci şehidimiz var. Birisi Genelkurmay Kavşağı'nda Mustafa Avcı, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencimizdi. Bir diğeri ise Muhammed kardeşimiz, Spor Bilimleri Fakültesi Muhammed Yalçın, üçüncü sınıf öğrencisiydi. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi rektörlük görevini, emanetini devraldıktan sonra ziyaret ettik. Mustafa Avcı'nın evini ziyaret ettiğimizde çok ilginç ve duygulandıran bir durumla karşılaştım. Paylaşır mısınız bizimle? Babası 1971 doğumlu. Kendisi de Güneydoğu gazisi. Kolundan yaralanmış bir gazimiz. Ancak gaziliğinin onurunu yaşadığı kadar bir şehit babasının onurunu da yaşıyordu. Her birimiz için duygu dolu anlar yaşadık. Üç erkek evladın en büyüğü halen astsubay, ikincisi petrol mühendisi, üçüncüsü de öğrencimiz Mustafa bu gecede şehit oldu. Gazi Üniversitesi konum itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çok yakın olduğundan dolayı bizatihi ben de o gecenin sabahını çatışma anında orada yaşamıştım. Gazi Üniversitesi bu manada hastanesiyle çok büyük hizmetler verdi ve halen Terörle Mücadele Daire Başkanımız Turgut Aslan müdürümüz Gazi Üniversitesi'nde yoğun bakımda tedavi altında. Hamdolsun ümit veren gelişmeler var. Devlet büyüklerimiz, bakanlarımız sıkça ziyaret ediyorlar. İnşallah. Ben buradan tüm milletimizin tekrar kendisi için de dualarını talep ediyorum. Hocam, bunun dışında buyurunuz. Unutmayalım, bir yandan 15 Temmuz önemli bir tecrübe. Unutmamak için de Gazi Üniversitesi'nin bir takım planları olduğunu biliyorum. Bunları da paylaşır mısınız izleyicilerimizle? Elbette. Bunlardan en önemlisi iki projemiz var. Birincisi, az önce de ifade ettiğimiz iki mezunumuz, 2015 yılı mezunumuz resim iş eğitimi ana bilim dalından mezun. Resim iş eğitim ana bilim dalımız Gölbaşı'nda yeniden yapılacak olan Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nın önüne Şehit Özel Harekatçılar Anıtı projesi yürütüyor ve bu proje tamamlandıktan sonra
bu anıt Gazi Üniversitesi'nin armağanı olarak Gölbaşı'nda teslim edilecek. Bir diğer projemiz ise Gazi Üniversitesi kurulduğu 1926 yılından beri toplam 35 mezununu, öğrencisini şehit vermiş durumda. Dolayısıyla bu şehitlerimizin anısına da bir Gazi'nin şehitleri anıtı projemiz sürmekte. Bunun dışında yine akademik açılış törenimiz için 15 Temmuz şehitlerimizi temel alan tüm şehitlerimizin anısına Gazi'nin şehitleri konulu bir film çalışmamız da sürmekte. Hocam, bir gazili olarak ben de gurur duydum. Hem Gazi Üniversitesi'ne başsağlığı dileklerimizi sizin nezdinizde lütfen kabul edin. Yaralılarımıza da acil şifalar dileyerek yüksek öğretime geçelim. Çünkü her şeyin başının eğitim olduğu aslında bu hain darbe girişimiyle daha net ortaya çıktı. Hocam, siz Türkiye'de yüksek öğretimin standartlarını dünya genellemesiyle kıyasladığınız zaman nereye oturtuyorsunuz? Tabii bununla ilgili çeşitli sıralamalar yapıldı. Ancak eğitim sistemimizde olması gereken aslında bizim dünyanın ne yaptığıyla değil, nereye doğru gittiğini öncelikle öngörmemiz. Bu öngörü doğrultusunda Türkiye'nin stratejik öncelikleriyle üniversitelerimizin potansiyelini buluşturmamız ve bunu rekabetçilik adına, kurumlarımızın rekabetçiliği adına, ülkemizin rekabetçiliği adına yüksek faydaya dönüştürmemiz, katma değere, yüksek katma değere dönüştürmemiz gerekiyor. Zira zaman zaman ülkenin ihracat rakamları kilogram fiyatlarıyla ifade edilir. Sanayi ürünlerimizdeki rakamlar 5 dolar civarında, genel ihracat rakamlarımız kilogram fiyatı 1,5-2 dolar civarında gibi rakamlar zikredilir. Oysa ürettiğiniz şey bilgi ise, ürettiğiniz nesne teknolojik bir ürünse bilginin ve teknolojinin kütlesi ağırlığı yok. Dolayısıyla biz özelimizde örnek verecek olursak lütfen, Gazi Üniversitesi olarak bünyesinden Anadolu'nun çeşitli üniversitelerinde onun üzerinde üniversite çıkartmış. Dolayısıyla bu manada millete vefa borcunu sonuna kadar ödemiş. Türkiye'nin ikinci büyük üniversitesiyiz. Ve Gazi Üniversitesi içinde bulundurduğu programlar göz önüne bulundurulduğunda tıptan mühendisliğe, hukuktan iktisata, turizmden spora, sanattan eczacılığa, edebiyatta, iletişime her alanda çok fazla programı bulunan bir üniversite ve Türkiye'nin başkentinde olması hasebiyle de ben Türkiye'nin en önemli üniversitesi olduğunu düşünüyorum ve böylece değerlendiriyorum konuyu. Ve sosyal programlar açısından bakıldığında da Gazi Üniversitesi çok zengin bir programa sahip. Dolayısıyla Gazi Üniversitesi gerek özelinde, genelde de ülkemiz özelinde bizim bu bağlamda katma değeri üretecek, kültürel milli değerlerimizi büyütecek, topluma her alanda hizmet sunacak projeler üretmemiz gerekiyor. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Büyük üniversite dediğimiz üniversiteler artık kendilerine lisans eğitiminin yanında başka temel misyonlar yüklemek zorunda. Yani sadece lisans eğitimi vermek bir üniversiteyi büyük üniversite yapmaz. Yapmıyor. Neler yapılırsa büyük bir üniversite. Çünkü çıktılarımız, ölçütlerimiz artık somut çıktılarla ölçülüyor. Bakın işte çeşitli kuruluşlar tarafından üniversiteleri krediler bazında, çıktıları bazında değerlendirilen kuruluşlar tarafından üniversitelerin sıralaması yapılıyor. Evet. Bunlardan birisi Londra merkezli derecelendirme kuruluşu QS. QS sıralamayı yaptığında bakıyoruz ilk 3 sırada vakıf üniversitelerimiz var. Ancak dünya sıralamasında biz 441'den başlayan bir sıralamada yerimizi alıyoruz. Yine ilk 10'un içinde 9. sırada Gazi Üniversitesi Türkiye ölçeğinde söylüyorum 9. sırada 721 bandı üzerinde yaklaşık 1000 üniversite esas alınarak yapılmış derecelendirme bu. Buradaki sıralamamız. Burada tabii çıktılar gerek akademik çalışmalar, gerek sizin mezunlarınız istihdamı, gerekse uluslararasılaşma gibi ya da işveren memnuniyeti, esas mezunlarınızın memnuniyeti, uluslararası öğrenciniz, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi
ölçütler hı hı. esas alınarak bakıldığında bizim sıralamamız üniversite olarak ya da Türkiye'deki sıralamamız aslında sıralamaya girmemiz bakımından memnuniyet verici. Hı. Ama bunun yanında yeterli miyiz? Elbette ki yeterli değiliz. Bizim günü kurtaran çalışmalar yerine ülkenin tanımlı 2023 hedefleri de göz önüne alınarak yüksek katma değerli çıktılarla önce kurumumuzu sonra ülkeyi büyütmek gibi bir misyonumuz var. Hocam yani hem akademisyenlerin çalışmalarının verimli hale gelmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da okulunuzda okuyan ve sonra hayata atılan öğrencinin bir anlamda yaşam standardını yükseltmeye çalışıyorsunuz verdiğiniz eğitimle. Bu iki ayaklı ve çok yoğun mesai gerektiren bir iş. Doğru. Nasıl organize ediyorsunuz bu süreci? Şimdi aslında çok önemli bir konuya parmak bastınız. Türkiye'nin yüksek öğretim sistemi 1981'de çıkan bir kanunla yönetiliyor. Ancak şimdi biz Gazi Üniversitesi olarak gerek eğitim gerek araştırma faaliyetleri bakımından baktığımızda uluslararası işbirliklerimiz var. Örneğin Michigan State Üniversitesi ile yine Montana State ile de benzer bir ikili anlaşmamız var. Michigan State ile bizim ortak diploma programımız var. Öğrenci Michigan State Üniversitesi dünyada ilk yüzde bir üniversiteden bahsediyorum. Şu anda bizim elektrik elektronik mühendisliği bölümümüz Michigan State kısıtladığı için belki kısıtlı bir sayıda öğrenci aldık. 8 öğrenci aldık ama ilk 2 yılını bizde diğer son 2 yılını Michigan State'te okumak kaydıyla hem Michigan State'in diplomasını alacak hem Gazi Üniversitesi'nin diplomasını alacak. Çok önemli bir olanak hocam. Elbette. Fakat biz bunu sanıyorum iyi anlatamadığımız için puan açısından iyi reklamını yapamadığımız için bu sene bir miktar düşük puanlı öğrencileri aldık. Ancak bunun Türkiye'de top puanlı öğrencilerin tercih edebileceği bir program. Bununla ilgili çalışmalar elbette olacak. Bir başka yere gelmek istiyorum. Michigan State'de ilerleyen eğer zamanımız olursa detayına girebilirim. Yine bizim bir ortak proje, geleceğin teknolojisi diye ifade ettiğimiz 3D printing yani eklemeli imalat, tozdan parça üretimi, imkansızı üreten bir teknoloji, bir ortak projemiz var. Yürüyen bir projemiz. Bu proje kapsamında zaman zaman yurt dışından gelen konuklarımızla bir araya geldiğimizde, baktığımızda bir ekiple geliyorlar. Bir tanesi eğitimden sorumlu, bir tanesi idari işlerden sorumlu, bir diğeri Ar-Ge'den inovasyondan sorumlu. Bizde durum ne hocam? Bizde durum tabii 1980'li yıllar esas alındığında Ar-Ge faaliyetleri ya da inovasyon kavramı ülke gündeminde olan bir konu değildi. Ama son 10 yılda Ar-Ge'ye devletimizin çok ciddi katkıları oldu. Ar-Ge'den ayrılan pay binde üçlerdeyken %1'lerin birler seviyesine geldi. Ama gelişmiş ülkelerde bu rakam %2,5 %3'ler seviyesinde. Şimdi bizim üniversitemizde öğrenci sayımıza baktığımız zaman 46 bini, 47 bini yaklaşık lisans, 8 bini ön lisans, 25 bini yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak üzere 80 bin öğrencisi olan bir üniversiteden çalışanlarıyla beraber 100 bin nüfusa ulaşan adeta bir vilayet büyüklüğünde gerçekten olan bir şehir hocam. Bir üniversiteden bahsediyoruz. Ancak mevzuatımız 1981 yılında çıkan kanunla tanımlandığından dolayı ben üretmek istiyorum, Ar-Ge faaliyeti yapmak istiyorum, inovatif bir üniversite olmak istiyorum, ülkenin geleceğine, nesillerimize katkı sunmak istiyorum, üretmek istiyorum diyen üniversitelerimiz için hala mevzuat buna müsaade etmediğinden dolayı örneğin bir idari işlerden sorumlu dekan yardımcımız, bir eğitim öğretimden sorumlu dekan yardımcımız var. Ya da mevzuatımız gereği eğer açık öğretim faaliyeti yürütüyorsak 5 rektör yardımcısına kadar görevlendirme yapabilirken açık öğretim faaliyeti yapmıyorsak 3 tane rektör yardımcısı olabiliyor üniversitelerimizde. Oysa katma değer üreten üniversitelerimiz için gerek fakülte gerek rektörlük yönetimi bazında mutlaka ve mutlaka inovasyon görevi somut olarak tanımlanmış yöneticilerin olması gerektiği ben inanıyorum ki üniversitelerimizin önünü fazlasıyla açacak. Hocam hem de üniversite gibi bilim üreten, yenilik üreten
araştırma geliştirme faaliyetlerine yoğunlaşması gereken kurumlar için olmazsa olmaz bir düzenleme sizin işaret ettiğiniz. Evet, aynen bunu ifade etmek istiyorum. Aksi halde bir fakülteden bahsediyoruz, öğrenci sayısı 10 binin üzerinde. Bir üniversiteden bahsediyoruz, öğrenci sayısı 80 binlerde. Dolayısıyla buradaki yöneticilerin eğitim ve idari işlerden başlarını kaldırıp diğer konularda hakikaten sağlıklı ve yüksek katma değerli çıktılar. Bunu sadece teknolojik manada söylemiyorum. Gazi Üniversitesi gibi sosyal alanlarda çok güçlü olan üniversitelerin bizim gönül coğrafyamıza, Türkiye Cumhuriyetlere, Balkanlara, Afrika'ya, Orta Doğu'ya nereye bakarsanız bakın elimizi uzatabilecek, zamanını sadece buna odaklayacak yöneticilere ihtiyacımız var. Hocam şimdi dediniz ki bir şehir adeta öğrencisiyle, yüksek lisans doktora öğrencisiyle, akademisyeniyle, çalışanıyla çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Doğru. Bu yapının üzerine bir de uluslararası öğrenciler elbette ki ekleniyor. Doğru. Gazi Üniversitesi de çok yakından hem kendi eğitim öğretim hayatından takip ettiğim hem de sonrasında takip ettiğim kadarıyla tercih edilen bir üniversite uluslararası öğrenciler tarafından. Doğru. Nasıl bir bağ var uluslararası öğrencilerle Gazi Üniversitesi arasında? Sonrasında da bu bağı devam ettiriyor musunuz hocam? Şimdi tabii ki çabalarımız bu yönde. Hı hı. Bu şu aşamada çok ciddi uluslararası öğrencilerimizle ilgili işbirliği mekanizmalarımız kurgulanmış mı desek buna evet cevabı verebilmek mümkün maalesef değil. Ancak hedefimiz bu. Hı hı. Zira Gazi Üniversitesi Sahra Afrika'sından Kuzey Afrika'ya kadar, Balkanlardan Orta Doğu'ya, Dost ve Afrika akraba topluluklardan Avrupa'ya kadar birçok ülke ve üniversiteyle işbirliği var. Ancak bunların bu ülkeler arasında bir köprü olması, kültürel manada, uluslararası manada bir köprü oluşması noktasında zayıflıklarımızı ifade etmek yanlış olmaz. Evet. Evet. Ancak Gazi Üniversitesi bu noktada çok ciddi açılımlar içerisinde. Örneğin bizim şu anda Çin Halk Cumhuriyeti ile bir Çin çalışmaları araştırma ve uygulama merkezi kurmak ve Çin-Türkiye ilişkileri ihtisas kütüphanesi kurmak gibi bir çalışmamız var. Bu Türkiye'de örneği ilk olacak. Kütüphanemizde bu proje kapsamında, bu merkez kapsamında 80-100 metrekaresi merkeze ait olmak üzere, 200 metrekaresi kütüphane olmak üzere bir planlamamız söz konusu. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Çin hükümeti de bu bağlamda 10 bin eseri kütüphanemize bağışlayacak ve önemli bir kurum haline gelecek. Benzer şekilde bizim bir Afrika Araştırmaları ve Uygulama Merkezimiz var. Gazi Üniversitesi Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısaca GAMAUM diyoruz. Bu merkez biliyorsunuz 2005 yılından beri Türkiye'de 25 Mayıs Dünya Afrika Günü olarak kutlanıyor. Bundan 3 yıl önce Gazi Üniversitesi buna ev sahipliği yaptı ve 30'un üzerinde Afrika ülkesinden büyük elçileri, çok sayıda 40'ın üzerinde rektör ve rektör yardımcısını misafir ettik. Ve bu manada çok pozitif geri dönüşler aldık. Bizim şu anda yine bir projemiz daha var. Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile birlikte 2016-2017 yılında 15 Afrika ülkesinde bilim ve kültür kavşağında Türkiye-Afrika buluşmaları şeklinde bir kültürel ve akademik işbirliği çalışmaları yürütülecek. Bu programa 35 Afrika ülkesinden 42 devlet üniversitesinin de katkı vereceği vermesi söz konusu. Tabii ki konu Afrika'dan açılmışken biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Mayıs 2016 yılında Hamamönü'nde bir Afrika Kültür Evi kuruldu. Yine biz Gazi Üniversitesi olarak burayı da akademik manada, kültürel manada işbirliklerin gelişmesi adına elimizden gelen her türlü katkıyı veriyoruz. Hocam siz bunları anlatırken aslında Gazi Üniversitesi'nin o uluslararası standartlara yakınlığı dikkatimi çekti. Zira Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelere baktığımız zaman aslında dış politikanın, iş dünyasının bir hazırlayıcısı konumundadır.
araştırma grupları, akademisyenlerin çalışmaları da böyle şekillendirilir. Ön açar, yol gösterir akademisyenler bu anlamda. Türkiye'de biz bu konuda biraz eksiyiz. Ama görüyorum ki Gazi Üniversitesi ve birkaç tane daha sayabileceğimiz üniversite diğer üniversitelere de örnek olacak bazı çalışmalar yapıyor. Sizin yurt içinde ilişkili olduğunuz üniversite var mı? Bu tecrübelerinizi, bilginizi paylaşabildiğiniz? Şöyle, eğitim alanında biliyorsunuz uluslararası öğretim üyesi, öğretim elemanı ve öğrenci değişim programları var. Bunun Avrupa boyutunda Erasmus var. Evet. Türkiye'nin Erasmus'u diyeceğimiz Mevlana. Programı var. Ki Mevlana protokolünü geçtiğimiz yıllarda ilk imzalayan üniversite Gazi Üniversitesi olmuştur. Bu manada en çok ikili işbirliği anlaşmamız olan ülke Azerbaycan. Yurt dışından öğrenci profilimize baktığımız zaman İlk sırada İran, Azerbaycan, Irak gibi ülkeler yer almakta ama bunun dışında Balkan ülkelerinden. Var. Erasmus kapsamında da yine İtalya, Fransa, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan'dan öğrencilerimiz var. Yurt içi ilişkilerimize geldiğimizde de Farabi biliyorsunuz öğrenci değişim programı söz konusu ülkemizdeki üniversiteler arasında. Bu manada sanıyorum 3 yıl önce Gazi Üniversitesi bu programa en çok destek veren üniversite olarak YÖK tarafından, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ödüllendirildi. Bunun dışında sadece eğitim alanında biz tabii üniversitelere bakmıyoruz. Doğru. Yani biz evet bilginin kullanıcısı olmamamız lazım. Bilginin üreticisi olmamız lazım. Teknolojinin kullanıcısı olmamamız lazım. Teknolojinin üreticisi olmamız lazım. Bu manada biz ARGE faaliyetleri kapsamında da yurt içinden ve yurt dışından çeşitli üniversitelerle işbirliği halindeyiz. Bir örnek olarak kurumlarla da benzer şekilde. Örneğin Gazi Üniversitesi 2012 yılında başlayan SAYP yani savunma sanayi için araştırmacı yetiştirme programını imzalayan Türkiye'deki ikinci üniversite oldu. Şu anda savunma sanayi konularında çalışan bir öğrenci master doktora yapıyorsa bunun tezini konusunu savunma sanayinden seçiyoruz. Savunma sanayi müsteşarlığı da bunu onayladığı zaman her türlü destek savunma sanayi o projenin yürütülmesi için müsteşarlığı tarafından veriliyor. Bu kapsamda TAİ ile Roketsan'la, Havelsan'la, Aselsan'la ve FNSS ile İşbirliği protokollarımız söz konusu. Hocam mühendislik kökenli bir rektörün ARGE çalışmalarına önümüzdeki dönemde ne kadar önem vereceğini gerçekten projelerinizden de anladık. Yanlış anlaşılmak istemem yalnız. Estağfurullah, buyurun. Ben mühendislik fakültesi öğretim üyesiyim ama Gazi Üniversitesi 18 fakültesi, 7 enstitüsü, 3 yüksekokulu, 5 meslek yüksekokuluyla eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürüten bir üniversite. Sanattan iletişime her dalda. Her şey var. Dolayısıyla benim rektör adaylığı sürecimde bir projem vardı. Bunun içine hiçbir şeyi dışlamadan kattım. Bir üniversitenin projesi ülke adına da bir değer ifade etsin diye şöyle bir proje ifade ettim ve bunu zaman zaman basınla da ya da kendi bildirgemizde de paylaştım. Bizim üniversitemizin bir bilim, inovasyon, teknoloji ve sanat üst kurulu olsun. Yani sanatı, kültürü, teknolojinin dışına ötelerseniz bir bina olur, ruhu olmaz. Bir makine ortaya çıkar, estetiği olmaz. Dolayısıyla biz üniversiteyi her alanıyla, gönül coğrafyamızın her alanıyla, medeniyetimizin tüm birikimleriyle buluşturmak istiyoruz. Ve bununla ilgili ileriye dönük bir medeniyetler enstitüsü kurulması, eğer bunu başaramazsak en azından bir medeniyetler araştırma merkezi kurulması, bu bağlamda, bu düzlemde de Türk dünyasının diğer medeniyetlerle olan hukuki boyutunu araştıran, kültürel ilişkilerini araştıran her alanda alt başlıkları doldurulabilecek, bu manada ülkeye hizmet vermek istiyoruz. Bu manada her ne kadar mühendislik kökenli olsam da tıptan eğitime, spordan sanata
bölümümüzü, üniversitemizin tüm birimlerini ve tüm öğretim üyelerini kucaklıyoruz. Hocam hepsinden öte bilginin kullanıcısı değil üreticisi olacağız. Bu bağları sağlamlaştıracağız diyorsunuz. En önemli unsur da her alana uygulanabilmesi açısından galiba bu cümle. Evet. Bunları da zaten Afrika ile alakalı, Çin ile alakalı projelerimizi söylerken de bunların doğrudan bir teknik boyutu değil, sosyokültürel boyutu vardı. Bunlar bizim için çok değerli. ARGE çalışmaları, sanatsal faaliyetler, iletişim, hukuk fakültesi ile Gazi Üniversitesi aslında ifade ettiğiniz gibi bir bütün ve Türkiye'nin en temel eğitim bloklarından bir tanesi. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Saatlerce Gazi Üniversitesi'ni ve projelerinizi konuşabiliriz. Önümüzdeki dönemde sizi yine ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, süremizin sonuna geldik. Yarın gündemin öne çıkan başlığıyla tekrar karşınızda olacağız. O zamana dek hoşçakalın.